Arkası Yarın. Çile Üstüne Çile 14. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Yıldırım Yanılmaz. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler: Zeynep Oyepresçiler, Nihat Cengiz Küçükayvaz, Anne Yaşar Özdemir, Baba Ercüment Balakoğlu, Şükriye Elif Baysal, Meral Gamze Gözalan, Müdür Yıldırım Yanılmaz, Gülten Şemsay Çankara, Erdoğan Erhan Özçelik. Milyonluk hastane masrafını ödemeden kızını dışarı çıkartamayan Zeynep, yurt müdürüne anlatır durumu. Müdür, Zeynep'e gerekli olan parayı hayır kurumlarından toplar. Ancak eskiden beri Zeynep'i sevmeyen mutfak şefi, müdüre Zeynep'in babasının varlıklı bir bakkal olduğunu söyleyince, kızan müdür hem parayı vermez hem de Zeynep'i yurttan atar. Çaresizlik içinde kıvranan genç kadın babasına giderek ondan bu parayı ister. Ancak cimri ve hasis bir insan olan bakkal baba Zeynep'e 5 kuruş bile vermez. Ne yapacağını bilemeyen Zeynep, eski mutfak şefi, şimdi emekli olan Cemile Ana'ya gider. Cemile Ana hiç düşünmeden bileziklerini satarak Zeynep'e ihtiyacı olan parayı vermiştir ve kızının hastaneden çıkmasına yardımcı olmuştur. Bir terzihanede iş bulan Zeynep, aynı zamanda bir gecekondu mahallesinde de kiralık bir ev tutar. Bu arada askerden dönen abisi Ahmet, Zeynep'i bulur ve hasret giderirler. Ancak Ahmet'i tanımayan mahalle kadınları, Zeynep'in evine yabancı erkek aldığını söyleyerek dedikodu yaparlar. Bu sırada Erdoğan adlı bir öğretmen de gizliden gizliye Zeynep'i takip etmektedir. Erdoğan, kendi halinde yaşayan bu mazbut Zeynep'e sevdalanmış ve onunla evlenmek istemektedir. Durumu annesine açan Erdoğan, annesinden şiddetli bir itiraz görür. O kadınla evlenemezsin. Bunu aklından çıkar Erdoğan. Vazgeç bu sevdadan oğlum. Anlamıyor musun anne? Seviyorum o kadını. Zeynep'i seviyorum. Seninki ne biçim mantıktır? Dul kadın sevilmez mi? Dul kadınla evlenilmez mi? Mesele yalnız dul olması değil ki evladım. Kadını aynı zamanda kötü yola düşmüş. Geceleri evine erkek alıyormuş. Yalan! Söylediklerinin hepsi yalan anne. Bunları ben söylemiyorum. Yaşadığı mahalledeki kadınlar söylüyor. Gözleriyle görmüşler. Adamı akşam almış evine, sabah çıkarmış. İnanmıyorsan git kadınlarla konuş. Uyduruyorlar. Zeynep'e iftira atıyorlar. Ne zamandır ben de takip ediyorum onu anne. Gizlice gözetliyorum. Öyle bir şey görmedim ki. Yapma oğlum. Bu sevda senin gözünü köreltmiş. Hakikatleri görmene engel oluyor. Evlenemezsin o kadınla. Bunu yapamazsın. O dul, çocuklu bir kadın. Kusura bakma anne. Ama evleneceğim. Anlıyor musun? Seviyorum onu diyorum sana. Seviyorum. Ben anayım oğlum. Anayım. Analar evlatlarının iyiliğini ister. Mecbur musun o dul kadını almaya? Şöyle çevrene bir bak. Ne güzel kızlar var. Sen öğretmensin. İyi bir mesleğin var. Elini sallasan ellisin. Hayır anne. Benim gönlüm Zeynep'in ateşiyle yanmakta. Gözüm başka bir kızı görmüyor. Seviyorum onu. Seviyorum. Kötü kadın olsa da mı? Evine geceleri erkek alsa da mı? Buna rağmen yine evlenecek misin onunla? Merak etme. O mahalle kadınlarının Zeynep hakkında söylediklerini tahkik edeceğim anne. Eğer Zeynep öyle bir şey yapıyorsa, evine erkek alıyorsa, bunu kendi gözlerimle görmek isterim. Bu geceden itibaren gözetleyeceğim onu. Kızım. Babamı hiç görmeyecek miyim? Babanı mı? Şimdi durup dururken bunu sormak nereden geldi aklına?
Hiç. Herkesin bir babası var da benim babam yok. Keşke benim de babam olsaydı. Neden? Ben sana yetmiyor muyum? Sana yeteri kadar sevgimi vermiyor muyum? Seninle ilgilenmiyor muyum? Onun için söylemedim anneciğim. Kreşteki çocukları bazen babaları almaya geliyor. Aslında sen haklısın Meral. Her çocuğun bir babası olmalı. Her kadının bir kocası olmalı. Ama benim babam çok kötüydü değil mi anneciğim? İçip içip seni dövüyordu değil mi? İçki insanı her kötülüğü yaptırıyor kızım. Senin baban da maalesef içkiye esir olmuştu. İçmeden yapamıyordu. İçince de insanlıktan çıkıyor, bir başka insan oluyordu. İçtikçe bana, sana ve çevresine zarar veriyordu. Ama her baba öyle değildir değil mi anneciğim? Değildir tabii. Babaların çoğu iyidir, sevecendir, şefkatlidir. Ailesinin üzerine titrer, kızlarını çok severler. Keşke içmeyen, beni seven bir babam olsa. Belki ileride öyle bir baban olur. Sahi mi? Olur mu anneciğim? Neden olmasın? Bakarsın, Allah karşıma iyi bir insan çıkartırsa, benimle evlenmek isterse, o zaman senin de bir baban olur. Başka bir baba mı yani? Evet öyle. Ama başka baba deyip geçme yavrum. O başka babalar çoğu zaman öz babalardan çok daha iyi olurlar. Mesele o başka babanın beni sevmesi, seni sevip şefkatle davranması, içki içmemesi, evini ihmal etmemesi, dinine namazına bağlı olması. Bakarsın bir gün karşımıza öyle bir baba çıkar Meral. O başka baba akşamları kreşten beni alır mı? Elimden tutup evimize getirir mi anneciğim? Getirir tabii. Getirmez olur mu yavrum? Kim o? Benim bacım Ahmet. Dayım, dayım gelmiş anneciğim. Geliyorum Ahmet. Buyur Ahmet. Nasılsın abla? Sağ ol, gel. Vay yeğenim, nasılsın bakayım? Dayı, çikolata getirdin mi bana? Getirmez olur muyum hiç ya? Tut bakayım, hop. Aha, yaşasın, bir sürü çikolata. Ahmet, her gelişinde çikolatalar getiriyorsun. Sen de sıkıntı içindesin, cebinde para yok. Para vermiyorum ki, babamın dükkanından alıyorum. İyi babam görmüyor onları aldığını. Bir görse paracıkları gidiyor diye hücceten... Allah gecinden versin. Kötü de olsa babamız o bizim. Öyle öyle. Kaç gündür yoktun, niye gelmedin bakayım? İş arıyorum be abla. Günlerde bir o yana bir bu yana ama doğru dürüst bir iş bulamadım. Ben işsiz gezdikçe muhterem babamın yüzü bir karış asılıyor. Üzülme. Nasıl olsa bir iş bulursun. Bu gece bizde mi kalacaksın dayıcığım? Bilmem. Kalmamı ister misin? Geçen gün komşular senin yüzünden az kalsın annemi dövecekti biliyor musun? Ha. Neden? Meral, Meral susar mısın sen? Hani sen bizde kalmıştın ya dayıcığım. O komşu kadınlar anneme ev erkek alıyorsun diye bağırdılar ya. Doğru mu bu abla? Basit dedikodular işte. Boş ver. Vay namussuzlar. Yapacak başka işlere kalmamış mı bunların ha? Ne biçim insan bunlar? Araştırmadan, soruşturmadan hemen eve erkek alıyor diye namuslu insanlara kara çalıyor bu insanlar. Boş ver Ahmet. Ne derlerse desinler. Ben kendimden emin olduktan sonra bu eve senden başka erkek girmediğine göre... Öyle deme bacım, öyle deme. Bu dedikoduların sonu çoğunlukla kötü biter. Sonra adın kötüye çıkar, damgalanırsın. Ben en iyisi gideyim, neme lazım? Yapma, kadınlar dedikodu yapıyor diye gitme, ne olur. Yani bu gece zaten bir arkadaşla kalacaktım. Başka zaman gelirim yine. Hadi kalın sağlıcakla. Bak gördün mü? Dayın senin yüzünden kalmadı gitti işte. Babamla arası da yok. Bu geceyi nerede geçirecek kim bilir? Ama anneciğim ben... Sus bakayım. Bir daha da büyüklerin yanında her şeyi konuşma. Ey büyük Allah'ım, bacım ne çileli kadınmış. Hiç mi yüzü gülmeyecek bu zavallının? Bir dakika arkadaş. Ne oluyor, ne istiyorsun? Seninle konuşmak istiyorum delikanlı. Ne konuşacaksın benimle? Kimsin sen, çekil yolumdan. Bu eve neden geldin, onu öğrenmek istiyorum. Ne, deli misin sen be adam? Sana hesap vermek zorunda mıyım? Yıkıl karşımdan. Kızma arkadaş, niyetim kavga etmek değil. Seni Zeynep Hanım'ın evinden çıkarken gördüm. Eğer onunla yani bir ilişkin varsa... Bilmek istiyorum. Ben aradan çekilirim. Anlamadım. Ne ilişkisi? Ne oluyor?
Sen ne söylemek istiyorsun kardeşim? Bu kadın Zeynep benim bacım olur be. Sen beni şey mi zannettin? Bir dakika. Siz Zeynep Hanım'ın kardeşi misiniz? Evet. Peki ya sen kimsin? Neden bacımın evini gözetliyorsun? Bacımla neden bu kadar ilgileniyorsun? Anlat bakalım. Madem Zeynep Hanım'ın kardeşisiniz, size her şeyi anlatayım. Ben bacınızla evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama annem bacınız dul olduğu için bu evliliğe karşı çıkıyor. Ben de diretiyorum. Mahalle kadınları anneme Zeynep'in geceleri eve erkek aldığını söylemiş. Ben de bu gece buraya böyle bir şey olup olmadığını kontrol etmek için uğramıştım. Hiç kimse benim bacım için kötü bir söz söyleyemez. O çileli, bahtsız bir kadındır. Ama asla namussuz değildir. Adın ne senin? Erdoğan. Ne iş yaparsın? Öğretmenim. İyi yürekli birisine benziyorsun. Şayet bacın da rıza gösterirse inşallah evlenirsiniz. Ben de elimden gelen yardımı yaparım size. Zeynep senin düşündüğün gibi bir kadın değil anne. Komşuların evine erkek alıyor dediği kişiyle bu gece karşılaştım. Ya peki kimmiş? Kardeşiymiş. Kendisiyle tanıştım, konuştum. Vallahi ne söylesem ne yapsam seni bu dengesiz evlilikten caydıramıyorum. Madem öyle git evlen. Ben elin dul karısını gelin diye bu eve almam. Ne size gelirim ne de siz benim evime gelirsiniz. Kendi göbeğini kendin bağla. Artık bundan böyle senin annen yok oğlum. Bak Nihat, kardeşim Zeynep Erdoğan diye bir öğretmenle evlenmeye karar vermiş. Zeynep benim nikahlı karım bir kere kayınço. Benden boşanmadan nasıl evlenirmiş? Kaç yıldır ayrı yaşıyorsunuz? Bir kere olsun karını kızını merak edip de aradın mı hiç ha? Şimdi nikahlı karın mı diyorsun sen? Tamam kayınço. Aşk olsun kızma canım. Boşanacaksınız. Yani... Tamam mı? Tamam Ahmetciğim tamam. Al şu kağıdı bakayım. Al. Bu ne? Mahkeme ilanı. Önümüzdeki hafta duruşma var. Mahkemeye geleceksin ve hakime karımı ihmal ediyorum. İçki içiyorum. Onlara bakmıyorum. Aramızda huzursuzluk var diyeceksin. Anlaşıldı mı Nihat? Tamam abi tamam. Söylediğin şeylerin zaten çoğu doğru. İnşallah kızım. Erdoğan amca içki içip seni dövmez değil mi? Dövmez, merak etme. Sonra o öğretmen. Öğretmenler efendi, kibar insandır. Seneye ben de okula gideceğim değil mi anneciğim? Evet, okul yaşın geliyor. Belki de Erdoğan amcanın... yani babamın okulunda okurum ben de. Neden olmasın? Baba kız aynı okula gidersiniz. Sen de hep istemiyor muydun okul dönüşü babam elimi tutup eve götürsün diye? Sen Erdoğan amcayla evlendikten sonra bu pis evde oturmayacağız değil mi anneciğim? Hayır yavrum. Başka bir semtte iyi insanların arasında oturacağız. Ya Rabbi, ne olur bu evlilik de hüsranla sonuçlanmasın. İşte o zaman yıkılırım. Yaşama gücüm kalmaz artık. Erdoğan bize iyi bir eş, iyi bir baba olsun. Ne olur. Çile Üstüne Çile adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.